Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda hayra öncülük etmek, nasihatin önemi, iyiliği yaymak, kötülükten de alıkoymak başlıklarını işlemiş olacağız. Hayra öncülük etmek, iyilik ve takvada yardımlaşmak konusuyla ilgili ayet ve hadisleri sizlere arz etmek istiyorum. Nahl suresinin 125. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Sadakallahul azim. Sen insanları Rabbinin yoluna hikmetle ve makbul öğütle davet et. Ali İmran suresinin 104. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekum minkum ummetu yed'un ila'l hayr. Sadakallahul azim. Ey müminler, içinizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Maide suresinin 2. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve taavenu alel birri ve takva. Sadakallahul azim. İyilik ve takvada yardımlaşın buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Asır suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezine âmenu ve amilussalihati ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Yemin ederim zamana, insanlar hüsranda ancak şunlar müstesna. İman edip salih amel yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ebu Mes'ud Ukbe İbni Amr radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Mes'udin Ukbe tebni Amrin vel Ensariyye radıyallahu anhu gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men delle ala khayrin fellehu mislu ecri fa'ilihi. Sadaka Resulullah. Hayırlı bir şeye, yani iyiliğe öncülük eden kimseye o hayrı, iyiliği yapanların ecri gibi sevap vardır. Müslim, İmare, 133 nolu hadis-i şerif. Ebu Abdurrahman Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Abdirrahmani Zeyd İbni Halid'in el-Cüheniyye radıyallahu anhu gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men cehheze gaziyen fi sebilillahi fekad gaza. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَكَدِ غَزَى. Sadaka Resulullah. Ebu Abdurrahman Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Kim Allah yolunda mücadele eden bir gazinin teçhizatını tedarik ederse, Allah yolunda mücadele etmiş gibi sevap kazanır. Gazinin arkada bıraktığı hane halkına hayır ve hasenatta bulunan kimse de sanki cihada bizzat gitmiş gibi sevap kazanır. Buhari Cihad 38. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Musa el-Eş'ariye radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale El-Khazinul Muslimul Eminul lezi yunefizu ma umire bihi fe yu'tihi kamilen meveferen teyyibeten bihi nefsuhu fe yetfe'uhu ilellezi umire lehu bihi ahadul mutasaddikayni. Sadaka Resulullah. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh demiştir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine emredileni tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, verilmesi gereken kimselere içtenlikle ve gönül hoşluğuyla veren Müslüman ve emin kasadar, yani mal sahibi ile birlikte sadaka veren iki kişiden birisi gibi ecre nail olur. Buhari Vekalet 16 nolu hadisi şerif. İkinci konumuz nasihatin önemi hakkında Araf suresinin 62. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْسَحُوا لَكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ben size öğüt veriyor, sizin iyiliğinizi istiyorum. Yine Araf suresinin 68. ayetinde وَاَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ اَم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz emin bir nasihatçıyım. Ebu Rukayye Temim İbni Evs Ed-Dari radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Rukayyete Temim İbni Evsin Ed-Dariye radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale Ed-dinu en-nasihatu kulna limen kale lillahi ve li kitabihi ve li resulihi ve li eimmetil müslimine ve ammetihim. Sadaka Resulullah. Ebu Rukayye Temim İbni Evs Ed-Dari radıyallahu anh demiştir ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Din nasihattir, samimiyettir, hayırhahlıktır. Sahabiler kimin için diye sordular.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah için, kitabı için, peygamberi için, Müslümanların idarecileri ve bütün Müslümanlar için buyurdular. Müslüm, İman 95 oğlu hadis-i şerif. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Cerir İbni Abdullah radıyallahu anhu kale, Bayatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamis salati ve itaiz zekati ve nushi li külli müslimin. Sadaka Resulullah. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazı tadili erkanıyla kılmak, zekatı şartlarına riayet ederek vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Buhari İman 42 no'lu hadisi şerif. Hazreti Enes radıyallahu anh demiştir ki, An Enes'in radıyallahu anhu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ehihi ma yuhibbu li nefsihi. Sadaka Resulullah. Enes radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyleri ehli iman kardeşi için de arzu edip istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Müslim İman 71 no'lu hadisi şerif. Üçüncü konumuz iyiliği yaymak, kötülükten alıkoymak. Yani emri bil maruf, nehi anil münker yapmanın önemiyle ilgili ayet ve hadisleri sizlere arz etmek istiyorum. Birinci ayet Ali İmran suresinin 110. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri. Sadakallahul azim. Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. İkinci ayet-i kerimemiz A'raf suresinin 199. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afve ve'mur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Sadakallahul azim. Sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret, cahillere aldırış etme. Tevbe suresinin 71. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'din ye'murun bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri. Sadakallahul azim. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdırlar. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri men ederler. Maide suresinin 78-79. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inellezine keferu min beni İsraila ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Kanu la yetenahevne an münkerin fe'aluhu lebi'se ma kanu yef'alun. Sadakallahul azim. İsrailoğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları. A'raf suresinin 165. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ وَأَخَذْنَ الَّذ۪ينَ زَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Sadakallahu al-Azim. İçlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, o zalimleri, fasıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. Değerli dinleyicilerim, bu konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Said el-Hudri'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu kâle, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu, Men re'a minküm münkeren fel yugayyirhu bi yedihi, fe in lem yestetir fe bi lisanihi, fe in lem yestetir fe bi kalbihi, ve zâlike ed'aful imani. Sadaka Resulullah. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyururken işittim. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştiremezse diliyle değiştirsin. Diliyle de değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78 no'lu hadis-i şerif. İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte mealen arz ediyorum. İbni Mesud demiştir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Benden önce Allah'ın gönderdiği her bir peygamberin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan
ve emrine uyan havarileri ve dava arkadaşları vardı. Sonra yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kötü nesiller onların yerini aldı. Böyle kimselerle eliyle cihat eden kimse mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden de mümindir. Bu kadarcık olsun bir infial göstermeyen, kimse de artık hardal tanesi ağırlığınca iman yok demektir. Müslim İman 80 nolu hadisi şerif. Ubade İbni Samit radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ubade İbni Samiti radıyallahu anhu kale. Bayana Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'ati fil usri vel yusri vel menşeti vel mekrehi ve ala âthâretin aleyna ve ala en la nunâzi'al emre ehlehu illa en terev küfren bevâhen indekum minallâhi teâlâ fihi burhanun ve ala en nekûle bil hakkı eynemâ künnâ la nekâfu fillâhi levmete laimin. Sadaka Resulullah. Ubade İbni Samit radıyallahu anh demiştir ki, biz Resulullah'a aleyhissalatu vesselam darlıkta ve bollukta, sevinçli ve kederli anlarda, başkalarının bize tercih edildiği durumlarda dinleyip itaat edeceğimize, bariz küfür sayılan bir şey yapmadıkları sürece devlet idarecilerinin işlerine karışmayacağımıza, nerede olursak olalım hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan Allah için gerçeği söyleyeceğimize dair biat edip söz verdik. Buhari Ahkam 42 nolu hadis-i şerif. Numan bin Beşir radıyallahu anh demiştir ki, mealen arz ediyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayıp riayet edenlerle bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Kura neticesinde onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdir. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak da üsttekileri rahatsız edip durmasak dediler. Şayet üste oturanlar alttakilerin bu düşüncelerine karışmasalar hepsi birlikte batıp helak olurlar. Onların gemiyi delme isteklerine karşı çıkıp mani olurlarsa da hep birlikte kurtulup sahil-i selamete ulaşırlar. Buhari Şehadat 30 nolu hadisi şerif. Ebu Said'il Hudri radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Sa'idil Hudri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İyyâküm vel culûse fit turukâti fekâlu ya Resulallahi mâ lenâ min mecalisina buddun netehaddesu fîhâ fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feizâ ebeytum illel meclise fe'a'tut tarîka hakkahu kâlu ve mâ hakkut tarîk ya Resulallahi kale gaddul beseri ve keful eza ve raddus selami vel emru bil ma'rufi ve nehyu anil münkeri. Sadaka Resulullah. Ebu Said'il Hudri radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yollarda, yani sokaklarda, çarşılarda, balkonlarda oturmaktan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim oralarda bulunmamız gerekiyor. Zira lüzumlu işlerimiz orada konuşup görüşüyoruz dediklerinde Resulullah aleyhissalatü vesselam mutlaka bulunmak zorundaysanız o halde hakkını verin buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Gözü haramlardan sakınmak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selama mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaktır. Buhari Mezalim 22 nolu hadisi şerif. İbn Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Abbasin radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem re'a khatemen min zahabin fi yedi reculin fenaza'ahu fatarahahu ve kale ya'midu ahadukum ila jamratin min narin feyec'aluha fi yedihi fekile lirreculi ba'da ma zahaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خذ خاتمك تفيع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد ترحه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله. İbn Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsın parmağında altın yüzük gördü ve onu hemen çıkarıp attı. Sonra da şöyle buyurdu. Biriniz ateşten bir kor parçasına yönelip onu eline mi almak istiyor? Hazreti Peygamber gittikten sonra o şahsa yüzüğünü alıp ondan uygun bir şekilde faydalanması söylendiyse de
O buna sıcak bakmadı ve şöyle dedi. Hayır vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkarıp attığı şeyi bir daha asla elime almam buyurdu. Müslim Libas 52 nolu hadisi şerif. Huzeyfe radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Huzeyfete radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale vellezi nefsi biyedihi lete'murunne bil ma'rufi ve letenhevunne anil munkeri ev le yuşikennallahu en yeb'asa aleyküm ikaben minhu summe ted'unehu fela yustecabu lekum. Sadaka Resulullah. Huzeyfe radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakın zamanda bir azap gönderir de Allah'a yalvarıp yakarırsınız, ama dualarınıza icabet edilmez. Tirmizi Fiten 9 nolu hadis-i şerif değerli dinleyicilerim. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Efdelul cihadi kelimetu adilin inde sultanin cairin. Sadaka Resulullah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh demiştir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. En faziletli cihat, zalim bir idarecinin karşısında doğruyu ve gerçeği söylemektir. Ebu Davud, Melahim, 17 nolu hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste mealen arz ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları içinde dini ve içtimai yozlaşmanın başlangıcı şöyle olmuştu. Bir şahıs, diğerinde gördüğü bir kötülük üzerine, be adam, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şu kötülükten vazgeç. Zira bu davranışın helal değildir diye onu uyarırdı. Ertesi gün yine gelir, o adam aynı münkeri işliyor olmasına rağmen onunla dostluğunu devam ettirir, onunla beraber oturup kalkar, beraber yer içerdi. Onlar kötülüklerle bu derece iç içe olunca Allah da kalplerini mühürledi, birbirine çaldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu durumu şu ayetle teyit etti. İsrailoğullarından küfre sapanlar, hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları. Onlardan çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir. Ne kötü davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kafirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Maide suresi 78, 79, 80 ve 81. ayetler. Efendimiz akabinde şöyle buyurdu. Hayır hayır, Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hak çizgisine getirir ve hak üzerinde tutarsınız ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir de İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder buyuruyor Ebu Davud Melahim 17 nolu hadis-i şerifte. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Bekir'in Es-Sıddık'ı radıyallahu anhu kale. Ya eyyühen nasu inneküm tekreûne hâzihil âyeh. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurrukum ma zalle izeh tedeytum. Ve inni semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. İnnen nase iza ra'u ez zalime felem ye'khuzu ala yedeyhi evşeke en ye'ummehumullahu bi'ikabin minhu. Sadaka Resulullah. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh demiştir ki, ey insanlar, ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda iseniz herhangi bir sapkın kimse size zarar veremez. Maide suresinin 105. ayeti. Ayetini okuyor ama yanlış tevil ediyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. İnsanlar zalimin zulmüne şahit olup da ona mani olmazlarsa Allah'ın onlara umumi bir azap göndermesi pek yakındır. Tirmizi Fiten 8 nolu hadisi şerif. Rabbim kötü akıbetten, yanlış işler yapmaktan, yanlış yollara girmekten bizi muhafaza buyursun. Hayra öncülük eden, Kur'an'ı ve sünneti insanlara anlatan, emri bil maruf nehyanil münker yapan,
İyiliği emredip kötülükten sakındıran müminlerden olmamızı, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerine göre hareket etmemizi Yüce Rabbim tüm dinleyicilerimize nasip etsin. Rabbim rızasından ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.